aileler aslında çocukların konuşmasını çok yakından takip ederler. Dilde gecikme, dilin herhangi bir bileşeninde çocuğun akranlarıyla paralel özellik göstermemesi durumdur. Yani kapıca eğer çocuk 12-18 ayda ve herhangi bir sözcük kullanmıyorsa, sizi dili anlamadığını düşünüyorsanız, 2-2,5 yaşında ve herhangi ikili sözcükleri yoksa, ifade edici sözcük dağarcığı yetersizse, ileriki dönemlerde çocuk ekleri düzgün kullanmıyor ise çocuğunuzun dilinde bir gecikme var demektir. Bekleme mantığı yine çok hatalıdır. Çünkü yaş ilerledikçe çocuğunuzun akranlarının dil seviyesi de ilerleyeceği ve çocuğunuzdaki daha yavaş ilerleyeceği için kapatması gereken mesafe çocuğunuzun süratle artmaktadır. Ve bu da çocuğunuzun iş yükünü arttırmaktadır. Yine diğer bir açıdan beklemenin aslında olumsuz etkisi bu dilde gecikme ciddi tıbbi problemlerin de getirisi olabilir. Yani otizm gibi iletişim dil konuşma bozukluklarında ya da zihin engeli durumunda, işitme engeli durumunda, bazı nörolojik problemlerde de dilde gecikme görülebilir. Yine dilde, eğer çocuğunuzun dilinde herhangi bir gecikme belirtisi varsa muhakkak işitme testi yaptırmamızı bu açıdan önermekteyiz. Ve unutulmaması gereken nokta aslında okul öncesi çocukların dil becerileri kesinlikle yapılan araştırmalar doğrultusunda onların ileriki dönemlerdeki akademik becerilerini yansıttığının bir ifadesidir. Bu açıdan yine bunun okul öncesi dönemde desteklenmesinde fayda görülmektedir. Dil ve konuşma terapisi yine en önemli olan, özellikle çocukların her aşamasında önemli olan aile eğitimi ve çocuk eğitimi, yani terapi aslında hem aile merkezi hem çocuk merkezi olmalıdır. Çocuğun dil üretimini destekleyecek hem dili anlama dediğimiz alıcı dil hem de üretim dediğimiz ifade edici dille dili destekleyecek bazı tekniklerle fırsatlar yaratılır. Aile eğitimi için ise bu fırsatları gündelik yaşama nasıl sağlayabilecekleri, nasıl daha anlamlı bir dil kullanabilecekleri, çocuklarına dilsel açıdan nasıl model olabilecekleri ve çocuklarını konuşmaları için, sözel dili kullanmaları için nasıl destekleyeceği konusunda bilgiler verilir. Yine aileye aslında anlatılması ve aktarılması gereken en önemli noktalardan biri, evet bu birçok tıbbi durumla ilgili olabilir ama dil altı bağın vesaire gibi durumlarla ilişkisi yoktur. Eğer çocuğumuzun dil altı bağında bir kısalık durumu olsa bu zaten yeme ve yutmadaki sıkıntıyla kendini gösterecek bir durumdur. Onun için sanılanın tam aksine çocukların dil altı bağının kesilmesi dil gelişimini olumlu yönde etkilemez. Bunun için eğer çocuğunuzun konuşmasında herhangi bir gerilik fark ettiyseniz hekime ve uzman bir dil konuşma terapistine başvurmalısınız. Ve çocuğunuzun akranları nasıl kısa sürede dilsel açıdan yakalayabileceğine dair bilgileri ve yöntemleri öğrenmenizde fayda var.